Emriniz üzere 5000 Yeniçeri ve 3000 sipahiyle Konya Ovası'na vardık. Şehzade Selim'in hücumu hazır bekleyen kuvvetlerinin yanında saf tuttuk. Desteğimizle birlikte iki ordu sayıca eşitlendi. Şehzadem. Hünkârımız sizin yanınızdalar. Beni de kuvvetlerinize serdar tayin ettiler. Allah'ın izniyle bu savaşı kazanacağız. İyi bakın. Bu bir babanın oğlundan vazgeçtiğinin resmidir. Malumun ilanı. Destek veren paşalar gelmek üzeredir şehzadem. Onlar geldiği vakit üstünlük tekrar bize geçecek. İki ordu denk olmasına rağmen şehzademiz Beyazıt'ın ordusundaki zafer arzusu ve inanç karşı tarafta yokmuş. Ancak paşaların ve kapı kullarının gelişiyle savaşın kaderi hepten değişmiş. Az buz değil, 20.000 askerle gelmişler sultanım. Bunlar? Anlamıyorum şehzadem. İhanete uğradık şehzadem. Belli ki şehzade senin için savaşacaklar. Nasıl olur Atmaca? Sana söz vermediler mi? Benimle birlik olacaklardı. Anlaşılan payitahttan emir almışlar. Paşaların gözünü korkutmuşlar. Hayır olamaz. Öyle bir haber çıksa da Rüstem Paşa engel olur. Önünü keserdi. Şehzadem, inanmak istemiyorsunuz lakin Rüstem haini ihanet etti. Paşalar saflarımıza katılınca şehzademizin ordusundaki asker sayısı 50.000'e ulaştı. Şehzade Bayezid'in ordusunda ise en fazla 30.000 asker vardı. Hünkârımızın emri üzerine Sokollu Mehmet Paşa ile birlikte Şehzade Bayezid'le konuşmaya gittik. Şehzade Hazretleri. Devletlu padişahımız Sultan Süleyman Han'ın fermanı şerifidir. Sen söyle Sokollu. Hülaseten ne diyor hünkârımız? Derhal teslim olmanızı ve benimle birlikte payitahta dönmenizi emrediyorlar. İtaat etmezseniz dökülecek kandan hünkârımız zinhar mesul olmayacaklardır. Birlikleriniz itaat edene kadar katlinizin caiz olduğuna dair fetva verildi. Mehmet Paşa, bu meydanda kan dökülecek. Lakin benim değil. Şehzade Selim'in ve ona köpeklik eden hainlerin kanı. Allah'ın izniyle zafere ulaşınca sancağıma Amasya'ya çekileceğim.
ve emri hak vuku buluncaya dek hünkârımıza isyan etmeyip sabırla bekleyeceğim. Şehzade Bayezid, ferman-ı şerifinizi kale almadığı gibi Şehzade Selim'e ağza alınmayacak sözler söyledi. Ağır hakaretlerde bulundu. Şehzade Selim'in ordusu iki mislimiz olmuştu. Üstelik bizim askerlerimiz parayla tutulmuş askerlerdi. Onunkilerse saçını sakalını savaş meydanlarında ağartmış tecrübeli askerler ve serdarlardı. Buna rağmen Şehzade Bayezid geri adım atmadı. Bir an olsun tereddüt etmedi. Yiğitlerim! Aslanlarım! Düşman sayıca üstün olabilir. Lakin biz onları görüyoruz, onlar da bizi görüyor. Şehzade Selim'in arkasında hünkârımız varsa benim de arkamda birbirinden cengaver, davama inanan askerim var. Yiğitlerim, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Öleceksek haysiyetimizle, şerefimizle şehit olacağız. Şehzade Bayezid çok yaşa! 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 Ya Allah! Ya Muhammed! Ya Ali! Yeniçeriler, onlar nasıl tavır almışlar? Şehzade Selim'in ordusundaki Yeniçeri daha ilk gün gönülsüz davranıp kılıç sallamak istememişler paşam. Bu yüzden Şehzade Selim'in ordusunun sol kanadını çökertmişler. Karaman askeri de Konya'ya doğru kaçmaya başlamış. Bozgun'u zor durdurmuşlar paşam. İlk gün 8000'e yakın asker savaşta can vermiş. Ve savaş Şehzade Bayezid'in üstünlüğüyle sona ermiş. Nasıl içe sayarsınız gafiller? Karşınızdakilerin çoğu asker bile değil. Çapulcu, eşkıya, çift bozan. Yarın savaş meydanında Şehzade Bayezid'in askerlerini tarumar edeceksiniz. Etmezseniz kellelerinizi alırım. Sizi ne ben affederim, ne de Sultan Süleyman. Yıkıl kalsınlar, defol! Yıkıl! Şehzade Selim'in Yeniçeri ağalarını ikazı netice verdi hünkârım. Siz yüce hünkârımızın gazabından korkan Yeniçeri ağaları ertesi gün var güçleriyle kılıç salladılar.
Yeniçeri'nin Şehzade Selim adına cenk etmelerini hazmedemeyen ve zor durumda kalan Şehzade Beyazıt Hazretleri askerinin önüne atılıp bizzat cenge dahil olmuşlar. Şehzademizin bizzat savaşması peşindeki askeri daha bir hırslandırmış. Herkes cengaverler gibi savaşınca Şehzade Beyazıt kılıcının hakkıyla ilerlemiş ve Şehzade Selim'e yaklaşmış. Her şey bitti dedim sultanım. Eyvahlar olsun. Şehzade Bayezid kazanacak dedim. Lakin öyle bir ana şahit olduk ki savaşın, hanedanın, Osmanlı'nın kaderini değiştirecek türdendi. Thank you.
Göster bize marifeti. Peyt bir aslan parçası. Bu işlere yatkınsın anlaşılan. Hı hı. Babam Şehzade Mustafa'ya çekmişsin diyor. Validem. Aslan Şehzadem benim. Başta bir hayli korkmuş. Seninle savaşa gelecek diye çekinmiştim. Şükürler olsun ki seninle gelmiş. Cesur Şehzadem benim. Bundan böyle Şehzade Bayezid için dönüş yok. Tekrar ayağa kalkması zor. Belki de ölmüştür. İnşallah şehzademiz ayağa kalkacak. Ve biz tekrar Şehzade Selim'in üzerine yürüyeceğiz.
kaygı içindesiniz biliyorum, lakin sakin olmanızda fayda var. Sultanım. Ferhat Ağa, hünkârımıza geldiğim haber ver. Sultanım. Haberleri almışsınız anlaşılan. Sen ne yüzden hala benim karşıma çıkıyorsun? Ha? Bayezid senin yüzünden mağlup oldu. İhanet ettin ona. Ben kimseye ihanet etmedim sultanım. Yalnızca hünkârımızın emirlerini yerine getirdim. Ben de böyle olmasını istemezdim. Yüce Allah şahidimdir ki Şehzade Bayezid için elimden geleni yaptım. Senin yalanlarına karnım tok benim. Vezir-i Azamlık müşrünü bir hançer gibi kardeşimin sırtına sapladın. Bilmediğimi mi sanıyorsun? Benim de kudretimin bir hududu var sultanım. Hünkârımızın iradesi karşısında boynum kıldan ince. Bunca zaman senden kurtulmak istedim Rüstem. Tek arzum buydu. Ellerimde bir zincir, sırtımda bir kamburdun. Lakin önümde hep birileri vardı. Hep birisi durdu. Ama şimdi sadece sen ve ben varız. Ve ben zincirlerimden kurtulacağım. Seni boşayacağım. Sultanım. Hünkârımız sizi bekliyorlar. Gel. Hünkârım. Söyle Mehrim'e. Her şey işittim. Baba. Bayezid için nasıl böyle bir fetva alırsınız? Üstelik defalarca evlat acısı çekmişken. Validem hayatta olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı. Senin ağzından çıkanı kulağın işitsin Mihrim'e. Sen benim karşımda nasıl konuşursun böyle? Asi kardeşine mi özlemişsin? Bağışlayın hünkârım. Haddimi aştıysam bağışlayayım. Ancak son zamanlarda yaşadıklarımız malum. Serin kanlı olamıyor, sakin düşünemiyorsam müsebbibi bu acı, bu keder. Başka bir diyeceğin yoksa çekilebilirsin. Var. Rüstem'i boşamak istiyorum. Bayezid yüzünden mi? Eğer Rüstem'e Bayezid yüzünden öfkeliysen hata edersin Mihrim'a. Bayezid'in en büyük düşmanı kendisidir. Benim irademi hiçe sayıp isyana kalktı. Reaya'yı silahlandırıp ordu topladı. Zinhar, bu size karşı bir isyan değildi hünkârım. Şehzade Selim'e karşı... Selim'e karşı yapılmış hakareti kendime karşı yapılmış sayar. Kardeşim Bayezid, şehzadeliğine olmuş eşkıyalık etmiştir. Madem bu batağa girdi, bedelini misli ödeyecek. Baba... Rüstem meselesine gelince... Rüstem, ben ne emrettiysem onu yaptı. O benim vekili mutlakım. Benim iradem yoksa Rüstem'in kudreti de yok. Evliliğinizin bitmesine zinhar müsaadem yoktur. Boşayamazsın, çekilebilirsin. Thank you.
Eğlen şehzadem. En güzel şaraplar, en lezzetli yemekler, en hoş muhabbetler hakkın. Öyle bir zafer kazandın ki ne kadar gururlansan az. Bu zafer benim değil Nurban, hünkârımızın. O istemese ne yeniçeriler yanımda cenk ederdi ne de diğer paşalar. Hünkârımızın lütfuna, muhabbetine böylesine mazhar olmak zafer değildir de nedir? Sultan Süleyman seni seçti. Senin canın için Şehzade Bayezid'i gözden çıkardı. Şehzade Bayezid kalbine gelen okla yaralandı. Ayağa kalkacak mı meçhul. Toparlanırsa başımıza bela olur. O şimdi yaralı bir aslan. Zira yaralı aslanlar daha tehlikelidir. Zannetmiyorum. Bir daha başını kaldıramaz. Lakin haklısın. İşi taliye bırakamayız. Hünkârımızdan af dileyecektir. Mihrimah Sultan da araya girer. Buna bir şekilde mani olmalıyız. Merak etme. Bizden habersiz tek satır ulaştıramazlar hünkârımıza. Aman diyeyim, dikkat edin şehzadem. Yaralarınız çok taze. Sizi bana ve evlatlarınızı bağışladığı için yüce Allah'a dua ediyorum şehzadem. Lokman, atmaca haber yolla derhal yanıma gelsin. Emredersiniz şehzadem. Aklınızdan geçenleri az çok görebiliyorum. Daha çok erken şehzadem. Bu haldeyken harekete geçmek büyük hata olur. Kaybedecek vakit yok Defne. Bugün değilse yarın gelecekler. O kalbinize öyle yakın saplanmış ki şehzadem. Bu zırh korumuş sizi. Validemin hediyesiydi. Onun gözyaşları ve duası korudu beni. Size söylemiştim sultanım. Bu vakitte boşanmaya katiyen müsaade etmezler. Aman diyeyim daha fazla ısrar edip gerilmeyin. Ne olacak Sümbül? Hı? Yoksa hünkâr babam benim için de fetva alır. Hem daha ne kadar gerileceğiz. Yay olsa kırılır. Paşam. Bugün değilse yarın Rüstem. Elbet seni sırtımdan atacağım. Şu aramızdaki mesafeye iyi bak. Bundan daha fazla yaklaşamayacaksın bana. Zinhar dokunamayacaksın. Demek sana yaklaşamayacağım ve dokunamayacağım, öyle mi? Benim seni istediğimi nereden çıkardın Mihrimah? Zerre kadar umurumda değilsin artık. Unuttun mu? Ben sana olan aşkımı yerin 7 kat dibine gömdüm. Şehzadem, çok korkuttunuz bizi. Öyle kolay pes edecek değilim. Kimlerle nasıl bir kavga verdiğimi gördünüz. Sanki bütün cihan karşımda birlik olmuş. Hem de ne için? Senelerdir benden esirgenen adaleti istediğim için. O ateşten sağ çıkmanız Allah'ın bir mucizesi şehzadem.
Seni gördüm Atmaca. Kalbime, ciğerime saplanan ok. Bütün ruhumu kanatmışken, gökyüzü kana bulanmışken geldin çıkardın beni oradan. Sana bir can borcum var. Haşa Şehzadem. Rabbime şükürler olsun ki kılıcım hep sizin gibi yiğitlerin ve masumların emrinde oldu. Bundan hala şeref mi olur? Askerim ne vaziyette? Takriben 10.000 kişiyle geri çekildik Şehzadem. Kaybımız büyük lakin telafisi mümkün. Asker toplamaya başla. Bir an evvel ayağa kalkmazsam tekrar gelecekler canımı almak için ve bu sefer muvaffak olacaklar. Allah göstermesin. Nedir içini kemiren Atmaca? İlk bozgunda mağlubiyeti kabullendin mi yoksa? Hala nefes alıyorsak ve elimiz hala kılıcı tutuyorsa bu savaş bitmez. Ve bitmeyen bir savaşın galibi olmaz Şehzadem. Benim asıl sıkıntım Rüstem Paşa. İhaneti hala aklımdan çıkmıyor. Müsaade edin gidip kellesini alayım Şehzadem. Allah bilir başımıza daha ne işler açacak. Şehzadem. Rüstem denen hainden intikamımızı elbet alacağız. Lakin şimdi değil. Günü gelecek Atmaca. Paşam. Paşam. Sinan Ağa caminizle alakalı çizimleri yolladı. Malum işiniz başınızdan aşkındı paşam. Ben de çizimleri size göstermek için münasip bir anı kolluyordum. Merak ettim doğrusu. Vezir-i Azam Hazretleri, şanınıza yaraşır bir cami yapmak için gecemi gündüzüme katıyorum nicedir. Hem ihtişamlı hem de sade bir mekan tasavvur ettim. Merkezi kubbenin 4 fil ayağı ve sütunların üzerine oturduğu, içerisinin boydan boya çinilerle kaplı olacağı bir cami var hayalimde. İnşallah memnun kalırsınız. Ser Mimaranı Hassa Sinan Ağa. Rahlinin başına geç Mahmut Ağa. Eline kağıt kalem al. Pek kıymetli Sinan Ağa. Resmettiğiniz camiyi beğendim elbet. Lakin kafi değil. Daha ihtişamlı, debdebeli olmalı. 15 sene evvel çıktığım sadaret makamında nasıl bir hüküm sürdüğümün alameti farikası olacak bu cami. Zinhar masraftan kaçınmayasın. Yüzyıllar sonra bile herkes bilsin, görsün ki bu alemden bir Rüstem Paşa geçti. Ahali her baktığında gücümü, kudretimi anlasın. Sinan Ağa'ya 5.000 altın daha gönder Mahmut Ağa. Tembihle elini çabuk tutsun. Emredersiniz paşam. Şehzadem. Şimdiye dek hep sustum. Ancak benim de diyeceklerim var. Söyle Lokman. Rüstem Paşa size ihanet etmiş olabilir. Ancak payitahtta hala güçlü bir kaleniz var. Mirmah Sultan. O sizden asla vazgeçmez. Hünkârımızın kalbine girmeye, size olan öfkesini dindirmeye çalıştığına şüphem yok. Mirmah Sultan buraya geldiği vakit size olan sevgisine ve sadakatine bizzat şahit oldum. Muhakkak yardım edecektir. Mirmah Sultan'ın yanımda olduğunu biliyorum. Lakin hünkârımızın üzerindeki etkisinin de bir hududu var maalesef.
Sultanımız elbet bir hal çaresini bulacaktır şehzadem. İlaveten siz rahmetli Hürrem Sultanımızın canından, ruhundan izler taşıyorsunuz. Sultan Süleyman'ın affına mazhar olabilirsiniz. Ona karşı savaşmak sizi tüketir. Hala bir umut var. Geç değil. Bir mektup yazın. Hiç değilse kalbinizden geçenleri bilsin. Şehzadem. Devletli ve saadetli padişahım, hayat insana ne yazık ki hiç ummadığı yerlere sürüklüyor. Ne acıdır ki arzu etmediğim halde aynı kandan, aynı candan biriyle savaşa tutuşmak mecburiyetinde kaldım. Coşkun bir nehrin önünde durmak nasıl mümkün değilse, bu savaştan da sakınmak mümkün değildi. Ne yazıktır ki Şehzade Selim, sulha giden tüm yolların önünü tıkadı. Buna rağmen siz onun yanında yer aldınız, destek yolladınız ve bana zulmeylediniz. Eğer Konya havasında ölmediysem, bu yüce Allah'ın takdiridir. Ve rahmetli validemin dualarının tesiriyle vuku bulmuştur. Ey benim hünkârım, canım babam. Bilin ki size isyan etmiş, savaş açmış değilim. Size olan hürmetim ve muhabbetim ebedidir. Sadakatimden şüpheye düşmeyin ne olur. Benim bir tek savaşım var. O da beni sırtımdan bıçaklayan Şehzade Selim'dedir. Kulunuz Şehzade Bayezid. Şehzadem Selim'le buluşacaksın. Şehzade Bayezid'in peşinden gideceksiniz. Amasya civarındaki beyler de size destek verecekler. Emri fermanı yüce padişahımızındır. Sen de hudutlardaki beyler beylerine benim fermanımı gönder, dikkatli olsunlar. Şehzade Bayezid mülkümün dışına çıkmaya yeltenebilir. Zinhar tahammülüm yoktur. Her kimin sancağına çıkarsa kellesini alırım. Kırım Hanı Devlet Giray'a da haber gönder. Zinhar kabul etmesin onu. Emredersiniz hünkârım. Bayezid bu yaptığı hainliğin bedelini ödeyecek. Hiçbir yere kaçamayacak. Ölü ya da diri getireceksiniz bana onu. Gel. Şehzadem. Az önce bir ulak getirdi. Hünkârımız yollamışlar.
Ne buyurmuşlar? Sokollu Mehmet Paşa yola çıkmış. Benim de ordumu hazırlamamı ve onunla birlik olup Şehzade Bayezid'in üzerine yürümemi emretmişler. Hünkârımız huzursuz belli ki. Asi bir şehzadenin ne yapacağı hiç belli olmaz. Devlet-i Aliye'nin düşmanlarıyla birlik dahi olabilir. Doğru. Şehzade Bayezid nefes aldığı müddetçe kimseye rahat yok. Başladığımız işi bitireceğiz. Son darbeyi vurmanın vakti geldi. Derhal hazırlıklara başla. Emredersiniz. Şehzadem, Şehzade Bayezid'in üzerine gitmek ne kadar doğru? Ya pusuya düşersen? Ya civar sancaklardan kardeşine yardım giderse? Konya'dan ayrılmak için bu kadar acele etmesin. Korkunun ecele faydası yok Nurbanu. Bu savaşı ben başlattım, ben bitireceğim. Hem Konya Ovası'ndaki zaferden sonra hünkârımızın iradesine karşı çıkıp Şehzade Bayezid'in yanında olacak beyin paşanın aklına şaşarım. İlaveten, bugün zafere bu kadar yakınsam, hünkârımızın emirlerini harfiyen ve vakit kaybetmeden yerine getirdiğim içindir. Görüyorsun işte, gücüm kuvvetim yerine geldi Atmaca. Yaralarınız geçecek elbet Şehzadem. Kapanacak. Daha iyi günler yakın. Beni yaralayan kılıçlar oklar değil ki Atmaca. Hünkârımızın boynuma taktığı fermandır. O yara nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Şehzadem. Şehzadem iyi misiniz? İyiyim aslanım, iyiyim. Merak etme. Şehzadem. Şehzade Selim ordusuyla yola çıkmış. Sokollu Mehmet Paşa ve askerleriyle buluşup üzerimize yürüyecekmiş. Tavsiyen nedir Atmaca? Hemen buradan uzaklaşmamız icap eder. Yeterli kuvvetimiz yok, bozguna uğrarız. Hüseyin Çavuş. En doğrusu bu. Daha emniyetli bir yere çekilmekte fayda var. Yarın Şafak'la birlikte yola revan olacağız. Evvela Tokat'a gideriz. Oradan gelen haberlere göre hareket ederiz. Hazırlığınızı yapın. Emredersiniz. Validemin gözü kulağı olarak geldim buraya. En sadık adamlarımdan biri oldum. Talihliyim. Asıl talihli olan benim şehzadem. Sizin gibi mert ve cesur bir şehzadenin yanında, hizmetinde olmak büyük şeref. Başım yolunuza feda olsun. Hala. Hazırlıklarımız tamam mı? Her şey tamam. Şafak vakti yola revan olmaya hazırız şehzadem. Senden bir isteğim olacak Lokman. Burada kalacaksın. Benimle gelmeyeceksin. Nasıl olur şehzadem? Siz bana rahmetli Hürrem Sultanımızın emanetisiniz. Mümkün değil. Mümkün Lokman. Mümkün. Burada kalacaksın. Şehzadem Mehmet'le Gözdem Defne Hatun'a mukayyet olacaksın. Ancak sen yanlarında olursan içim rahat eder. Ne olursa olsun. Yanlarından ayrılma. Rahmetli validen Hürrem Sultan'ın duaları seninle. Sonra evlatların. Seni seven herkes. Ve ben. Kıymetsiz cariyen. Hepimiz senin için. Zaferin için dua edeceğiz.
Şehzadelerim Orhan, Osman, Abdullah ve Mahmut benimle gelecek. Sen burada sultanlarım ve şehzadem Mehmet'le kalacaksın. Süratle hareket etmeniz lazım zaten. Ayak bağı olmak istemem. Hem sen bizi düşünme. Aklında, gözünde, düşmanlarında olsun. Bayezid. Zor ve tehlikeli bir yolculuk var önünde. Lakin zaferle döneceğinden zerre kadar şüphem yok. Sana inancım tam. Ey benim defnem, definem, tenim, tenimle dermanım, güleç yüzlü sultanım, narinim, sırça kuşum, sarı çiçeğim. Gamzen okuyla sine büyüdil yare yaredir. Cevri rakip ile ciğerim pare paredir. Rahm eylemez figanına ben bi dilin medet. Benzer ki kalbi ol güzelin, sengi haredir. Feryadün aleme rahmetmedi sengi dil. Hışmı itabı yine hemen ber kararedir. Bir bu sesi bahası lebinin çün can ola. Ölür dirilir alırız anı, ne çaredir? Mihri nigari sanma ki sinende sakladın. Eşkinde şahi gün gibi o, aşikaredir. Thank you.
Ayşe. Erzurum Beylerbeyi Ayaspaşa'ya haber yolladım şehzadem. Erzurum girişinde bizi karşılayacak. Ona itimat edebilir miyiz Atmaca? Malum bugünlerde ihanet kol geziyor. Kendisine bizzat ben kefilim şehzadem. Beraber kılıç sallamışlığımız var. Cesaretiyle nam salmış, yiğit, adil bir paşadır. Kardeşimin ihanetine şahit oldum ben Atmaca. Öz be öz kardeşimin. Hünkârımızın aldığı kararlar da malumun. Ayaspaşa da bana bir darbe vurur mu? Pekala yapar ve ben zinhar şaşırmam. Tek çare Erzurum şehzadem. Eğer dediğiniz gibi bu yolda kapanırsa etrafımızdaki ateş ve ihanet çemberi tamamlanır. Nega? O halde bize o çemberi yarmak düşer. Thank you.
kadar kederli ve kasvetli ki bu kubbenin altında kimse iflah olmaz artık. Hünkârım. Hünkârım. Bırak. Müsaade edin. Derhal Hekim Aşın haber verin. Hünkârım, neden daha evvel bahsetmediniz vaziyetiniz? Sinan Ağa bir hayli mahir. Muhteşem bir külliye olacak. Paşam, Sinan Ağa Çinlilere karar vermenizi beklerler. Hala. Şunlar olsun. En iyisi olsun Mahmut Ağa. En iyisi olsun ki aile cimrilik ettiğimi düşünmesin. Şehzade Bayezid'den haber var mı? Sancağını terk ettikten sonra en son Tokat civarına görülmüş paşam. Tokat kalesi çetin bir kaledir bilirsiniz. Zamanında Timur bile alamamıştı. Küçük şehzade Mehmet hariç diğer bütün şehzadelerin de beraberinde götürmüş. Şehzade Bayezid'in akıbeti belli. Nereye giderse gitsin. Hünkârımızın gazabı onu orada bekliyor olacak. Zinhar affetmez. Yıllar önce gözlerimizle şahit olduk buna değil mi? Üstelik Şehzade Mustafa isyan bile etmemişti. Yine de belli olmaz paşam. Mihrimah Sultanımız elinden geleni yapacaktır. Şehzade Bayezid hala sağ ve eli kılıç tutuyor. Hüseyin Çavuş ve Atmaca da yanında. Şehzade Bayezid kardeşimin katilini yanına aldığında bir hançerde benim yüreğime saplamıştı. Atmaca'yı sağ istiyorum. Sokullu'ya haber saldı. Bizzat alacağım kellesini. Emredersiniz paşam. Vaziyeti nasıl? İyi değil sultanım. Hünkârımızın eski hastalığı o melunun ikrisini küsetmiş. Tüm derdini sıkıntısını içine atıyor. Belli etmese de Şehzade Bayezid'le alakalı hadiseler epey canını yaktı. Hünkârımız kardeşimin başına gelenlere bu denli üzülüyorsa hala bir umut var demektir Gülfem. Kalbi karanlığa temelli teslim olmamış demektir. Hünkârımızın kalbine bundan böyle yalnızca bir kişi girebilir. O da sizsiniz sultanım. Bıkmadan, usanmadan hünkârımıza dil dökün. Şehzademizin canını almasına mani olun. Bu saray bir kez daha aynı acıları yaşamasın. Hünkârım, Mihrimah Sultanımız, kapıdalar. Vaziyetinizi işitince bir hayli endişelenmişler. Gelsin. Ruhları acı çekiyorsa
çocukları da bundan zarar görürmüş. Baba, bu illet neden tekrar söyledi biliyorsunuz değil mi? Bir hükümdar olarak verdiğiniz kararları bir baba olarak taşıyamıyorsunuz. Birlikte yemek yiyelim mi? Müsaade var mı? Ayaz Paşa'm, şehzademiz gelmek üzereler. Destur! Şehzade Bayezid Hazretleri! Hoş geldin Sokollu. Senin gibi kıymetli bir vezir azamı yanımda görmekten ziyadesiyle memnunum. Lütfediyorsunuz şehzadem. Hanedanımızın istikbali olan siz yüce şehzademize hizmet vermek benim için büyük bir şereftir. Payitahtta vaziyet nasıl? Hünkârımız tüm gücüyle arkanızdalar. Şehzade Beyazıt'ın ölü ya da diri ele geçirilmesi için ferman verdiler. Âlâ. Yolun sonu göründü desene. Şehzadem, paşam. Şehzade Bayezid Amasya'dan ayrılmış. Beraberindeki birliklerle Erzurum istikametinde ilerlemekteymiş. Belli ki Ayas Paşa'dan medet ummaktalar. İşte Bayezid'in en büyük zaafı bu. Herkese güveniyor. Ayas Paşa onu yakalayacaktır. Biz de bir an evvel gidip teslim alalım. Emredersiniz. Erzurum'a hoş geldiniz Şehzade Hazretleri. Hoş bulduk Ayas Paşa. Zannediyorum olan biten her şeyden haberim var. Şehzadem. Bu... Hünkârımız Sultan Süleyman Han'ın fermanı şerifidir. Hudutlardaki bütün sancaklara gönderildi. Erzurum Beylerbeyi'sine hüküm ki, oğlum Bayezid isyanı tüccan eyleyip yanındaki eşkıyarlarla firar etmiştir. Katline fetva verilmiş Asi Şehzademin mülküm dışına firarına zinhar müsaade edilmeyecek. Görüldüğü yerde yakalanacak. Ölü ya da diri teslim edilecektir. Ele geçirilmesi için hizmet edecekler, terakki ve taltiflere mazhar olacaklardır. Ama her kim gaflet edip bu emrime itaat etmez ve dahi Asi Şehzade'ye yardım eder ise aynı suçu işledikleri kabul edilip idam edileceklerdir. Ana gelen mukayyet olup gaflet üzere olmayasın.
Şehzade Bayezid Hazretleri. Bu gözler daha evvel masum bir şehzadenin katline şahit oldu. İkincisine gönlüm razı değil. Padişah Efendimizin sizi affetmesi için her şeyi yapacağım. Canım yolunuzda, başım uğrunuzda feda olsun. Cahi Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sultanım, rahmetli sultanımız pek severdi bu meriti. Hüsam Paşa Sinan Ağa'ya sandık sandık altın gönderirmiş. Cami için sultanım, cami için. Vallahi paşamız hiçbir masraftan kaçınmıyor. Hele öyle güzel, öyle eşsiz çiniler seçmiş ki... Vallahi servet harcamış sultanım, servet. Hangi günahın bedeli, hangi tövbesinin kefareti acaba? Vallahi öyle günahlar işledi ki... Zemzem suyuyla yıkansa kâr etmez. İnsan günahlarına bahane bulmaz. Bulamaz, bilirim. Yine de bunca yıl günahlarımı kendi istikbalim için... Şehzade Bayezid'in tahta geçmesi için bedel olarak gördüm. Önce merhum Mustafa abimin kanı bulaştı ellerime. Sonra canım kardeşim Cihangir. Onca kan ve gözyaşı beyhude yere olmaz, olmamalı. Gel. Sultanım, hünkârımızın ağrıları dindi nihayet. Uykuya daldılar. Hekimler umutlu. Validenizin yolundan gidin. Hünkârımıza yakın olun. Zira Şehzade Beyazıt'ın istikbali sizin elinizde. Ayas Paşam, gelmek üzereler. Selim Han Hazretleri! Şehzadem. Peşreve lüzum yok paşa. Şehzade Bayezid nerede onu söyle kâfi. Dilini mi yuttun paşa? Şehzade Bayezid nerede diye soruyorum sana. Daha evvel gönderdiğin birlikleri tarumar ettiğini işittim. Bunu senin desteğin olmadan yapması mümkün değil. Söyle, nerede saklıyorsun onu? İnşallah emniyetli ve korunaklı bir yerdedirler diye umut ediyorum. Padişah Efendimiz affı için bir mektup gönderdim. Ne demek bu? Bir an evvel gitmeniz lazım şehzadem. Daha büyük bir ordu geliyor. Birkaç günlük uzaklıktalar sadece. Daha nereye gidebilirim Ayas Paşa? Bundan ötesi acem diyar. Alenen düşmanın kucağına sürüklüyorlar beni. Bu nasıl bir zulüm? Elbet bu karanlık günler bitecek şehzadem. Unutmayın ki iyi bir serdar gerektiğinde geri çekilmesini bilmeli. Hazinemde ve cephanemde ne varsa sizindir. İlaveten 2000 askerim de emrinizdedir.
Ayas Paşa. O yaptığının bedelini biliyorsun, öyle değil mi? Allah'a şükürler olsun. Senin gibi mert ve yiğit adamlar da yaşıyor bu cihanda. Direk Afi! Sen ne yaptığının farkında mısın? Şehzade Bayezid yaralı da olsa bir aslandır. Sırtlanların arasında kalmış bir aslan. İnşallah hünkârımızın yüce affına mazhar olurlar. Şehzadem, günlerdir yoldayız. Benim için bir sıkıntı yok. Fakat kardeşlerim bir hal yoruldular. Nereye gidiyoruz? Benden izah mı bekliyorsun Orhan? Kardeşlerinin yanına dön hemen. Kars Kalesi'ne gidiyoruz. Şehzade Bayezid'in tavrına alınmayın ne olur. Zor günler geçiriyor malumunuz. Şehzadem, Acem hududuna o kadar yakınız ki Osmanlı toprakları nerede bitiyor? Aceminkiler nerede başlıyor meçhul? Orhan! Kim bunlar? Acemler. Şehzadeyi koruyun! Şehzade Sultan Bayezid, ben Şah Tahmasp Hazretlerinin hususi ulağı Mervan Çavuş. Kötü bir niyetimiz yok, inanın. Acem diyarına hoş geldiniz Şehzade Hazretleri. Beni Yüce Şahımız Tahmasp Hazretleri gönderdiler. Niyetim topraklarınıza girmek değil, Kars Kalesi'ne gitmek. Hudutlarınızı çiğnediysek geri çekiliriz. Başınızdan geçenlerden haberdarız Şehzade Hazretleri. Lakin Kars sizin için emniyetli değil. Aldığımız istihbarata göre Kars'a doğru yürüyen 10.000 kişilik bir ordu var. Şahımız emniyetiniz için sizi Kazvin'de ağırlamak isterler. Zannediyorum ki Şahımızın bu iyi niyetli davetine icabet edeceksinizdir. Thank you.
Şah Tahmasp Hazretleri. Şehzade Bayezid Hazretleri. Sarayıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gösterdiğiniz hürmet ve misafirperverliğe minnettarım. Sultan Süleyman'ın kendisine en çok benzeyen şehzadesinin siz olduğunu işitmiştim. Doğruymuş. Ona isyan etmek cesaret ister. Ben Sultan Süleyman'a isyan etmedim. Etmem. Zaten bu mümkün değil. Zira cihanın hiçbir hükümdarı Sultan Süleyman Han'ın kudretiyle baş edemez. Kıyas dahi edilemez. Benim savaşım yalnızca Şehzade Selim'dedir. Bunları konuşacak epey vaktimiz olacak. Uzun ve meşakkatli bir yoldan geldiniz. Sarayımda en iyi şekilde ağırlanacaksınız. Şehzadem Bayezid, benim can düşmanım Tahmasp'a sığınmış. Nasıl olur bu? Akıl sır ermiyor hünkârım. Tahmasp, Şehzade Bayezid'i büyük bir muhabbetle karşılamış. Yollarını altın saçmışlar. Şehzade ve oğulları için hususi bir saray tahsis etmiş. Şehzadeler orada kalmaktalarmış. Yıllar evvel Tahmasp'ın biraderi Elkas Mirza bize nasıl sığındıysa, şimdi de Şehzade Bayezid onların ellerinde. Tahmasp böyle bir fırsatı. Rüstem Paşa, ne vakittir içeride? Çok olmadı sultanım. İçeriye girmeni hiç tavsiye etmem İhrim'a. Zira hünkârımızın öfkesi cehennem ateşlerinden beter. Kolay değil tabii. Evladı en büyük düşmanın yanına sığındı. Şehzade Bayezid hünkârımızın gözünde bir ölüden farksız artık. Değil Rüstem, değil. Hala bir umut var. Kendini kandırmak, hakikati gözlerini kapatmaksa niyetin, devam et. Nedir sizi böyle huzursuz eden? Şerefinize verdiğim ziyafetten hoşnut değil misiniz? Bilakis kusursuz bir sofra. Şah Hazretleri, beni karşılamanız, sarayınızda ağırlamanız büyük cömertlik. Bunu hak edecek ne yaptığımı merak ediyorum doğrusu. Kardeşim, rahmetli Elkas Mirza'yı tanırdınız, değil mi? Yıllar evvel İstanbul'da nasıl karşılandığını hatırlıyorum da, benim bu yaptıklarım devede kulak kalır. Siz de onunlaydınız. Bana karşı birlikte savaştınız. Ha? Anlaşılan vakit İntikam vakti. Hı? Bakın şehzadem,
kulağınıza küpe olsun diye söylüyorum. Bir hükümdar kararlarını alırken intikam, öfke, nefret gibi hislerle beslenmez. Düşündüğü tek şey devletinin âli menfaatleridir. Madem öyle, benim buradaki varlığımla ne elde etmeyi umuyorsunuz Şah Tahmasp? Savaşınızın yalnızca Şehzade Selim'le olduğunu söylediniz. Ve ben size inanıyorum. Ama Sultan Süleyman için bu böyle değil. Katlinize ferman verdi. Siz de bu yüzden benim topraklarıma geldiniz. Öyle değil mi? Ha? Hünkârımız elbet gerçeği görecek ve beni yüce affıyla bağışlayacaklardır. Maziye bakın mesela. Cem Sultan'ı düşünün. Papa'ya sığındı. Papa Alexander Borgia'ya. Bağışlandı mı? Hayır. Geri dönebildi mi? Hayır. Zira Borgia'lar onu birkaç bin duka altına sattılar. Zehirlediler. Şehzade, karşınızda Safevi hanedanına mensup bir Türk hükümdarı var. Sapkın bir baba değil. Ben sizden yanayım. Burada, topraklarımda hürsünüz. Nasıl ki Sultan Süleyman, kardeşim El-Kas Mirza'yı bana teslim etmedi, ben de sizi teslim etmeyeceğim. Asi kardeşiniz El-Kas Mirza ile kıyas edilmekten hicap duyarım. Zira ben bir hükümdara isyan etmedim. Şartlar oluşunca topraklarıma geri döneceğim. Sultan Süleyman epey yaşlandı. Daha genç ve cengaver bir Osmanlı hükümdarını Osmanlı kulları ve askerleri rahatlıkla kabul edebilir. Birlik olalım şehzadem. Sultan Süleyman'ın üzerine yürüyelim. Şah Tahmasp. Konuşulanları yok sayıyorum. Ne siz bunları söylediniz bana, ne de benim kulaklarım işitti. Müsaadenizle istirahat etmek isterim. İnşallah şehzadem. En güvenilir adamı yolladım. Şehzadem, biz burada mı kalacağız artık? Orhan'ım. Aslanlarım. Hepiniz canımdan birer parçasınız.
Emniyetiniz için ateşlerde yanmaya razıyım. Evet, bir müddet burada kalacağız. Lakin Allah'ın izniyle bu fırtına dinecek. Bu yağmur duracak. İnşallah sahip olduğumuz mülkümüze geri döneceğiz. Ve hak ettiğimiz tahta yürüyeceğiz. Şehzadem, sizin olduğunuz her yer bizim mülkümüzdür. Zinhar bizi düşünüp kendinizi üzmeyin. Gel. Sultanım. Sultanım, müjdeler olsun. Şehzademiz Beyazıt'tan haber var. Getiren Ulak'la uzun uzadıya konuştum. Şehzademiz Beyazıt hünkârımıza defaatle mektup göndermiş, lakin hünkârımıza hiç cevap göndermemiş. Belli ki mani oluyorlar sultanım. Şehzademiz Beyazıt bu mektubu bilhassa sizin hünkârımıza vermenizi istemiş. Bayasın sessiz kalmayacağını biliyordum Sümbül. Bu mektup belki işe yarar, belki çare olur. İnşallah. Ey seraser aleme Sultan Süleyman'ım baba. Tende canım, canımın içinde cananım baba. Bayazıt'ına kıyar mısın benim canım baba? Bir günahım hak bilir devletli sultanım baba. Ey de madem mahsar-ı tuğyan-ı isyanım oldu. Takmayan boynuna her kız tavkı fermanım oldu. Ben kıyar mıydım sana ey Bayazıt hanım oldu? Bir günahım dime, bari tevbe kıl canım oldu. Sanki Mecnun'am, bana dağlar başı oldu durak. Ayrılıp bil cümle malum mülkten düştüm ırak. Dökerim gözyaşını bağ hasrete dadül fırak. Bir günahım hak bilir devletli sultanım baba. Adem adın ıtmayan Mecnun'a sahralar durak. Kur bir taaten kaçanlar daima düşer ırak. Tağın değildir dir isen va hasrete dadül fırak. Bir günahım dime bari, tevbe kıl canım ol. Kim sana arz eyleye halime ya Şah-ı Kerim? Anadan, kardeşlerimden ayrılıp kaldım yetim. Yok benim bir zerre isyanım, sana haktür hallim. Bir günahım hak bilir devletli sultanım baba. Neş'eti haktur übüvvet, ram olan olur kerim. La tekul üf, kavlini inkar eden kalur yetim. Taat-ı isyana alimdir hudavendi kerim. Bir günahım dime bari, tevbe kıl canım ol. Tutalım iki elim baştan başa kanda ola. Bu meseldir söylenir kim, kul günah itse ne ola. Bayezid'in suçunu bağışla, kıyma bu kula. Bir günahım hak bilir devletli sultanım baba. Tutalım iki elin baştan başa kan davla. Çünkü istiğfar edersin, biz de affetsek ne ola? Bayezid'im, suçun bağışlarım gelsen yola. İyi günahım deme bari, tevbe kıl canım ol. Thank you.
Sultanım. Payitahttan evimden adım adım uzaklaşıyorum Atmaca. Şimdi de bu yaban elde kendi kaderime direniyorum. İnancınızı kaybetmeyin şehzadem. Bir gün mutlaka döneceğiz. Ben döner miyim bilmem lakin sen... Sen döneceksin Atmaca. Şehzadem ne demek bu? Yıllardır Rüstem'den intikam almak için yanım tutuştuğunu biliyorum. Sana bir söz vermiştim. Tahta çıkarsam o hainin kellesini bizzat vereceğim diye. Lakin gönlündeki taht bana çok uzak. Payitahta git ve o hain köpeğin canını al. Sizi ve şehzadelerinizi burada bırakıp dönemem. Bazı acılar nasıl hiç geçmezse... Bazı ihanetlerin de ağırlığı bitmez Atmaca. Söndü sanılan bir kor gibi tutuşturacak rüzgarı bekler. Gideceksin Atmaca. Burada artık benim için yapabileceğim bir şey yok. Mustafa abim için, oğlu Mehmet için, benim için git. Rüstem'in canını al. Telaş etmeyin sultanım. Şehzade Bayezid Hazretleri'nin de evlatlarının da saati yerinde. Size selam ve hürmetlerini yolladılar. İyisiniz inşallah. Benim bahtsız yiğit şehzadem acem ellerindeyken nasıl iyi olabilirim Atmaca? Olan bitene hala inanamıyorum. Kardeşim oradan dönebilecek mi? Ona bir daha sarılabilecek miyim? Bu bize bağlı sultanım. Defalarca mektup yazdım. Lakin tek satır cevap alamadım. Muhtemelen Şehzade Selim'in adamları mani olmuşlardır. Gidişat kötü Atmaca. Tahmasp'a zinhar güvenmeyin. Tek çare Şehzade Bayas'ın güvenli bir yere gitmesi. Elimizden geleni yaptık sultanım. Lakin bütün kapılar yüzümüze kapandı. Acem diyarına gitmekten başka çaremiz yok. Ateşli bir çemberin içindeyiz. Ya bir akrep gibi kendimizi sokacağız. Ya da o çemberi yaracağız. Sen nasıl geldin peki? Neden geldin? Neden şehzademi yalnız bıraktın? Şehzade Bayezid Hazretleri'nin emriyle buradayım. Adalet yerini bulsun. İhanet edenler cezalandırılsın isterler. Rüstem Paşa. Şimdi ya canımı alın sultanım, ya da o iblisin canını almama yardımcı olun. Sultan babanız düşmanlarla savaşıyor. Onları alt edip gelecek. Ve bundan böyle hiç ama hiç ayrılmayacağız. Hep böyle diyorsun ama gelmiyor. 2 sene oldu Defne. Babamın yüzünü unuttum. Ne zaman gelecek? Defne Sultanım. Mihrimah Sultanımız haber yollamışlar. İnşallah Sultanımız hayırlı haberler yollamıştır. Hünkârımızın şehzademizi affettiğini yazsa keşke. Hadi inşallah. Hünkârımız, şehzademiz Bayezid'in canı için Şah Tahmasp'la pazarlık edermiş. Eyvahlar olsun. Lokman ağam, şehzademiz bu pazarlıktan muhakkak haberdar olmalı. Buradan Acem Diyarı'na haber yollamak imkansız. Şimdiye dek giden ulakların akıbeti belli. Kelleleri kuyulardan çıkıyor. Şehzademe haber gitmezse canından olur. Bir an evvel Acem Diyarı'nı terk etmeli.
Madem habercilere güvenemiyoruz. O vakit ben gideceğim. Siz neler diyorsunuz Defne Sultanım? Latife ediyorsunuz herhalde. Daha güzelleşiyorsun. İnşallah bahtın da senin gibi güzel olur. Osman, oğlum. Bu nedir böyle baba? Nasıl bir kuş, rengarenk? Hint diyarından bir kaptan getirdi. Adına papağan diyorlar. Benim size bir hediyem olsun. Renkleri muhteşem. Hadi bakalım. Validem beni yemeğe çağırmana nasıl müsaade etti? Hayret doğrusu. Validem sandığınız gibi katı yürekli biri değil babacığım. Evlatlarının saadetini düşünüyor. Eminim bize ne kadar düşkün olduğunuzun da farkında. İnşallah. Hadi. Bismillah. Gel. Sultanım. Rüstem Paşa Hazretleri geldiler. Vaktiyle Rüstem Paşa'nın peşine düşmüştüm. Lakin o her seferinde Azrail'in elinden kurtuldu. Bu defa kaçamayacak. Bu defa kurtulamayacak. Zehirlemeyi düşünüyorsan unut. Zal Mahmut Paşa'nın sofrasına giden her yemeği evvelden bizzat tetkik ediyor. Ben bir askerim sultanım. Birinin canını alacaksam bu bileğimin gücüyle gözünün içine bakarak olsun isterim. Uyku vakti geldi. Çocukların yatması lazım. Hasta olduğunu işittim. İnşallah vaziyet ciddi değildir. Epeydir midemden rahatsızım. Göğsüm sıkışıyor, zor nefes alıyorum. Lakin hekimlerin verdiği ilaçlar tesir etti. Bugün daha iyiyim. Konuşmamız icap eden bazı hususlar var. Senin dairede buluşup konuşalım. Evlatlarım Albesaray'a git. Bu gece harem-i mayunda kalsınlar. Neler oluyor sultanım? Sen dediğimi yap.
Sultanım. Merak içerisindeyim doğrusu bu alakanın sebebini. Benden nefret ettiğini zannediyordum. Seni ilk gördüğüm vakit Mirahur'dun. Has ahırdaki atların başındaydın. Benim atımdan da sen mesuldün. Daha sonra rahmetli validem sayesinde basamakları birer ikişer çıktın. Ta ki vezir-i azam oluncaya dek. Ne demek şimdi bu? Bir domuz çobanı için çok hızlı bir yükseliş, öyle değil mi? Ben kendi kaderimi kendim tayin ettim Mirima. Aksi halde senin dediğin gibi olsaydı şu anda çok uzak diyarlarda domuz güdüyor olurdum. Yani senin anlayacağın, tesadüfen gelmedim ben bu makama. Neyim var, neyim yoksa dişimle tırnağımla kazandım. Ben bu yüce devletin gelmiş geçmiş en kudretli veziri azamıyım. Nedir senin maksadın? Bunları konuşmak için mi geldin? Gel. Sultanım. Oğlunuz Osman bir türlü uyumuyor sultanım. İyice huysuzlandı. Validem de validem diye tutturuyor. Osman'ı yatırıp geleyim. Öyle konuşuruz. Thank you.
Rüstem! Yatağında huzur içinde öleceğini mi zannettin? Hatırlıyor musun? Bir gün senin canını alacağım demiştim. Şehzade Mustafa'nın ödünü alma vakti. Sümbül, ortalığı iyice temizleyin. Cesetleri çuvalları koyup denize atarsınız. Atmacayı usulüne göre defnedersiniz. Mekan cennet olsun. Emredersiniz sultanım. Rüstem'e gelince, sedir alın. Epeydir göğsünden ve midesinden rahatsızdı malum. Herkes bu yüzden öldüğünü düşünecek, anladın mı beni? Anladım sultanım. Sultanım, Zal Mahmud'u ne yapalım? Tek kelime ederse kellesini alacağımı söylersin. Emredersiniz.
usta. Gel. Şahım. İstanbul'dan haber var. Rüstem Paşa teklifinize cevap yollamış. Acem diyarının hükümdarı Şah Tahmasp. Son mektubunuzu aldık. Teklifinizi yüce hünkârımız Sultan Süleyman Han'la istişare ettik. Şehzade Beyazıt'ı teslim etmek için Bağdat ve 12 kere 100 bin altın istemişsiniz. İstediğiniz parayı vermeye razıyız. Lakin Bağdat'ı vermemiz mevzu bahis dahi olamaz. Bununla birlikte hünkârımız şehzadenin teslimi karşılığında size Kars Kalesi'ni bırakma lütfunda bulunmaktadır. Lakin yüce hünkârımız Şehzade Beyazıt'ın sağ teslim edilmesini şart koştular. Hüsrev Paşa'nın başında olduğu heyet yola çıktı. İş bu şartlar kabul edilmezse istikbaldeki kanlı savaştan biz mesul olmayacağız. Vezir-i Azam Rüstem Paşa. Şehzadem, yeni haberler var. Atmacayla mı alakalı? Ağalar. Bayezid. Defne. Bayezid. Şehzadem Mehmet ve sultanlarım neredeler? Amasya'da bıraktım. Karşımıza ne çıkacağını bilmiyorduk. Onları tehlikeye atamazdım. Nedir sizi buraya getiren? Mihrimah sultanımız Amasya'ya yolladılar. Size ulaşmaya çalışmış ancak muvaffak olamamış. Nedir bu, ne yazıyor? Ne yazık ki Şah Tahmasp'ın altın ve toprak karşılığında canınız için pazarlık yaptığını yazıyor. Şah Tahmasp Hazretleri. Ben Van Beylerbeyi Mustafa Paşa. Şehzade Sultan Selim Hazretleri'nin emirleriyle geldim. Size selam ve hürmetlerini getirdim. Sizi dinliyorum Mustafa Bey. Şehzade Selim ne ister benden? Asi Şehzade Bayezid'in kendilerine teslim edilmesini arzu ediyorlar şahım. Sultan Süleyman, Şehzade Bayezid'i teslim etmem için Hüsrev Paşa'yı yolluyor. Şehzadeyi onlara teslim edersem ancak hünkârımızın cömert vaatlerine erişebilirim. Elbette yüce hünkârımız cömerttir, gönlü zengindir. Lakin Şehzade Selim Hazretleri cömertlik mevzuunda kimseden eksik kalmaz. Eğer Şehzade Bayezid'i bize teslim ederseniz,
isteklerinizi misliyle alır, istikbalin padişahıyla şimdiden yakin bir dostluk tesis etmiş olursunuz. Thank you.